Değerli izleyicilerimiz merhaba. Yeni bir sezonda Stratejik İşler Programı için birlikteyiz. Bu dönemde kıymetli konuklarımızı ağırlayacağız ve girişimcilik üzerine, büyüme stratejileri üzerine, deneyimler üzerine konuşmalar yapma fırsatı bulacağız. Bugün bizlerle birlikte sizlerin de çok iyi tanıdığı, hani sektörün ekosistemini çok iyi bildiği kıymetli bir konuğum var. Sevgili Burak Büyükdemir. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk İsmail. Teşekkür ederiz. Hani seninle açılışı yapmak, bu yeni sezona başlamak gerçekten önemli bir başlangıç diye düşünüyorum. Hem benim için hem de bizim ekosistem için. Seni herkes tanıyor elbette. Ancak yine de konuklarımız için, izleyicilerimiz için kısaca Burak Büyükdemir kimdir diye tanıtsan. Tabii geçmişten, çok geçmişten başlamayalım. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisi mezunuyum. Daha sonra Boğaziçi'nde ve Berlin'de iki tane yüksek lisans yaptım. Daha sonra da birçok şirketin kuruluşunda başarılı başarısız, birçok şirketin başarıyı da ölçmek tabii zor ama başarısız olanları görmek çok basit. Kapanınca başarısız oluyor. Birçok şirketin hem kuruluş kurucusu hem de yöneticisi olarak çalıştım. 2008 yılında da İTÜ'de yarı zamanlı öğretim görevli yaparken Etohum'u kurdum, Etohum AŞ'yi kurdum. O günden bugüne de girişimcilere destek olmaya, bir kısmına da yatırım yapmaya, erken yatırım, tohum yatırımı, Etohum zaten oradan geliyor, yapmaya devam ediyoruz. Bu sırada da son 2-3 senede de Startup Turkey ve Startup İstanbul gibi iki konferans ortaya çıktı. Onlar da sadece Türkiye'nin değil, bu bütün bölgedeki girişimlerin de, bölge de çok geniş bir kavram tabii. Bölge dediğimizde Güney Afrika'dan da gelen var, Brezilya'dan da gelen var, hani İsveç'ten de gelen girişimciler var. Ama bizim hedeflediğimiz şey daha çok Asya, Afrika, ondan sonra Orta Doğu'daki girişimcileri hani İstanbul'a toplayabilmek. Startup İstanbul'da bunun da bir şeyi oldu. Bunun yanı sıra da 2005'te de Kümesek Kartal Neden Uçamaz adlı bir kitap yazmıştım. O çok etkiliydi çünkü 2005'te kitap hiç satmadı. 1000 tane baskı yapmıştık. Ama 2010'da 10.000 baskı oldu. Çünkü belki de şeyinden erkendi. Peki doğru dönem. Yani çok erkendi çünkü internet Türkiye'de o kadar çok hızlı büyümemişti 2005'te, hani daha emekleme aşamaları daha yeni geçiyordu, ADSL yeni gelmişti vesaire, daha girişimcilik için çok daha şeydi. Ama 2008'den sonra zaten hani Türkiye'deki internet girişimciliği ve teknoloji anlamında girişim çok hızlı arttı. Kitabı okuyup girişimciliğe başlayan girişimcilere ortak olduk. Çok güzel bir hikayesi var onda. Kitaptan etkilenen birçok kişi daha sonradan geldi. İkinci kitabı yazmaya fırsatım olmadı ama elimizde çok güzel hikayeler birikti. Zamanım olursa muhakkak yazacağım. Aslında bunların her birisine ayrı ayrı da değinmek isteyeceğim. Hani konu kitaptan da başladığı için hani kitaba bütün bu deneyimleri aktarmak çok önemli bir başlangıç. Çünkü deneyim var, başarı var, başarısızlık var. Hani bütün bunları aktarabilmenin en iyi yollarından bir tanesi. 2005 dedin, çok erken bir dönem. Hani girişimcilik ekosistemi sonrasında aslında ivmelenmeye başlandı. Doğru. Nasıl gelişmeyi değerlendiriyorsun? Benim çalışma hayata başlamam da aslında yüksek lisanstan sonra, o sırada oluyor. Interbank ve Intertek, daha sonra Westernet. Tam 98 yıllarında internetle ilgili, tam Türkiye'de bu zaten yani 98-2000'ler modemle bağlantı sırası. Bizim Westernet'i çalışmaya başladığım dönemde o süreye geliyor. Biz o zamandan beri aslında internet girişimcilerine destek olmaya çalışan programlarda Westernet'te ben yöneticilik de yapmıştım. Tabii çok erken dönem. Yani çünkü yani interneti anlayan kesim çok öncü, daha mühendis. Ondan sonra genele yayılmamış, mobil bu kadar, hani mobil erişim yok. Yok. Evet. Wireless yok. Hani tüm, hani bunlar böyle tarihçe gibi geliyor ama hani çok yakın bir geçmiş. 2400 yani. 14400 modemlerle telefonla bağlantı dönemi falan. Şimdi o dönemden geldiğimizde birçok girişimin kuruluş hikayesini görme fırsatım oldu. Yani peki ona öncelikle ettiniz, destekte sağladınız. Evet. Bir kısmı da başarılı oldu, bir kısmı başarısız oldu. Ama başarılı olanları tabii hepimiz biliyoruz. Çok bunlar çok net oluyor. İşte çıkış yapıyorlar, para kazanıyorlar, büyüyorlar. Hani baktığımız zaman
geri dönüp baktığımda onları tanıştığımızda öyle düşünmüyorsun. Yani şimdi şunu söyleyeyim, hepsi buradan kurucusu, kurucularıyla tanıştığımda, ondan sonra Kaan'la tanıştığımda hepsi burada infoshop.com.tr'ydi. Yani hiç kimse onun hani Türkiye'nin bugün en büyük şey olacağını 15 sene öncesinden bilmesi mümkün değil. Ya da Nevzat ve Melih'le tanıştığımızda Yemek Sepeti daha yeni kurulmuştu. Fikir aşamasında tanışıyorsun. Veyahut Ebebek, yani bunun gibi birçok örnek verebilirim. Onların kuruluş şeylere baktığı zaman bugünkü hikayelere çok benziyor aslında. Ama işte kitapta da zaten bu benzeri hikayeler var. 2005'teki daha henüz hatta Yemek Sepeti hani yatırım almamış, sadece Türkiye'de büyümüş ama Yemek Sepeti'nin o güne kadar olan hikayesi anlatıyor. Ebebeğin hikayesi anlatılıyor. Ondan sonra hatta Gitti Gidiyor'un da hikayesi anlatılıyor şeyde. Bu girişimcilere çok ilham veriyor. Yani ben de yapabilirim şey yapıyor. 2008 ve 2008'den sonra aslında bahsettiğin hani büyük o şirketlerin hızlanma, satın alması, yatırım almaları ondan sonra oldu. Kitap 2005'te basıldığında bu hikayeler yoktu. Sadece büyüme hikayesi vardı. Yani işte bakın bir fikir aşamasından gelmiş ve Türkiye'nin en büyük hani restoran dağıtımındaki bir ağ olmuş. Yani Yemek Sepeti. Bu ve gerçekten kurucuların o hikayesi anlatılıyordu. Şimdi bugün baktığımızda artık yüzlerce, binlercesi ortaya çıkmaya başlıyor. Ekonomi artık sadece böyle küçük bir şeyde değil, bütün ekonomiyi etkileyen bir sistemden bahsediyoruz. Yani yazılım aslında sadece finansı, enerji değil, bütün sektörleri içerisine aldı. Hani yazılım her sektörü yedi. Daha yani entegre hale geldi her şey. Dünyayı yiyor. Yani yazılımsız evet, bir hayat düşünemeyiz. Bugün bu çekimin bile arkasında çok büyük bir yazılım var. Özellikle ondan sonra bu Endüstri 4.0 diye gelen yeni dönüşüm tamamen yazılım ve o IT bilgi tabanlı sistemler odaklı ilerliyor. Bizimkisi aslında bir evet, önceki dalga. Evet. Endüstri 4 daha da yıkıcı evet, olacak ondan sonra. Daha hani bilmediğimiz birçok şey geliyor Endüstri 4 ile o dediğimiz kavram içerisinde. Hani günlük hayatımızda ondan sonra daha entegre olacak. Hatta orada yani yazılımın payı daha artacak. Tabii. Diye bakıyorum, yani şu fütüristik gibi görüyoruz evet, ama yani bugün sürücüsüz arabalar, ondan sonra artificial yapay zekanın kullanılması, virtual reality, augmented evet, reality'ler yani fütüristik değil, günlük hayatımızda oluşmaya başladı. Aynı 2000'li yıllardaki mobil devriminin geliyor konuşmasının başladığı gibi. 2000'lerde herkes şey konuşuyordu. Mobil gelecek, mobil gelecek, mobil gelecek, mobil gelecek. 2010'da geldiğinde ya da iPhone'la beraber bu 2008 işte 2007 gene denk geliyor. Yani bir anda mobil her şeyi değiştirdi. Onun içindeyiz. Yani. Aynen, mobil yani devrimi yaptı. Aynısı cloud'da kullanıldı. 2003-2004'lerde her şey işte bulutta olacak, bulutta. Bulut ne? Niçin bulutta olsun? Yani bulut ya olur mu, güvenlik sorunu falan filan derken bugün bakalım mobille beraber her şey cloud'da. Her şey cloud'da. Her şey cloud'da. Böyle gelecekte ne görüyorsun? Böyle yakın i̇şte, gelecekte. Yani bir kısım şeyi tahmin edebiliyoruz. Evet. Ondan sonra augmented reality. Bunlar herkes bağırıyor. Evet. İşte 3D printer falan evet, her şey. Herkes bunun üzerine konuşuyor. Ama bir kısmını da göremiyoruz. Yani çünkü onlar laboratuvar aşamasında. Fakat çıktıkları zaman disruptive oluyorlar. Yani bir anda değiştiriyorlar ve belki biyolojide gelecek ve belki beynimize bir çip takılacak ve birbirimizle beyin şeyinde öyle konuşuyor olabileceğiz. İletişim olabileceğiz. Beynimizdeki bütün şeyi depolayabileceğiz. Yani hani bunlar fütüristik konuşmalar, bir kısmı test ediliyor. Hani robotik insan, ondan sonra işte sağlığın bu tarafa gelmesi, enerji konusundaki devrim, işte pillerin yapılması. Hani bunlar konuştuğumuz, okuduğumuz şeyler. Ama hani bunu tahmin etmek çok kolay değil. Çünkü ta 1800'lere bakalım. Hani yanılmış o kadar çok kişi var ki. At arabalarından sonra hani gelmeyeceğini, ondan sonra aslında mesela telefonun, bilgisayarın bile hani geleceğin evet, olmayacağı şey var. Çok büyük hani şeyler var. O yüzden hani sadece olumlu, her şeyin değişeceğini görmek mümkün. Bir kısmını da biliyoruz işte. Artificial intelligence, ondan sonra augmented reality, virtual reality. Bunlar hani test ve ilk aşamadaki şeylerini görebiliyoruz. Aynı mobil telefonların hani elde eskiden hani şeyde taşınması, daha sonra bunların hani artık vücudumuzda bile küçük bir çip haline gelmesi 15-20 sene içerisinde oldu. Bir 15-20 sene içerisinde hani bu kadar değişimler olabilir. Yani belki Mars'a gidip hani koloni kurabiliriz. Yani baktığımız zaman. Özellikle yani hani bunu değinmeni istemiştim çünkü izleyicilerimiz için de bu çok kıymetli diye düşünüyorum. Özellikle kulak kesimleri böyle pür dikkat dinlemeleri gereken bir alan.
Çünkü önemli bir platform kurdun ve yönetiyorsun. E-Tohum. Zaten erkenci aşamada hani bu tarz fikirlerin de üretildiği ve son 10 yıl diyebileceğim bir süreç bu. Pek çok fikrin de başladığı yer. Şayet bir geleceği öngörecekse hani girişimcilik ekosistemi konusunda Burak'tan başkası olamaz diye ya düşünebilirim orada. Geleceği yani tahmin etmek gerçekten riskli ve ondan sonra geçmişe baktığında da yani bayağı bir hata payı içeren bir şey ama hani geleceğin olumlu değişeceğini görebiliriz. Yani en azından bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecek. Yani gelecek bütün teknolojik altyapıyla beraber değişiyor ve değişecek. İnanılmaz hayatımız bir anda farklılaşacak. Yani cep telefonları da gene aynı örnek vereyim. Bir anda sürücüsüz arabalar olacak. Zaten bugün bakalım. Yani insan araba sürmesi gibi aptalca bir şey olamaz. Yani ben kafam ağrıyor. Çünkü şimdi arabada o kadar çok değişken var ki. Yandan giden arabanın hızı, ondan sonra önden çıkan şeyin ondan sonra gelmesi falan. Bir insanın bunu tamam mı? Arabaya oturduktan sonra dikkatini kaybetmeden bir saat veya işte imkan dışı bu dikkat şeyini spaninde zaten 10. dakikadan sonra kaybediyorsun, tamam mı? Yani ya da çocukla seyahat ediyorsan arkadan baba bunu istiyorum, şunu istiyorum bilmem ne. Sürmek zaten çok akıllıca değil mi? İnsanın. Tamam. Bir de hani zaten dikkatsiz ondan sonra şeysiz sürücüleri eklediğimiz zaman, tehlikeli sürücüleri eklediğimiz zaman bugün dünyadaki en büyük ölümler trafik kazalarında oluyor. Ne terörizm ne şey köpek balığı ne başka bir şey. Aslında en büyük şey trafik kazalarında oluyor mesela. Teknolojik gelişmeler daha çok insanlığa hizmet yönüyle de destek sağlayacak diye düşünüyorum. Değil mi? Daha sağlıklı gelecekler, daha sağlıklı topluluklar. Bunu hani bir yazılım bütün insanlara daha iyi, yani yazılıma verdiğin zaman ay hesaplaması verir. Bir kere kuralların dışına çıkmayacak. Işığa gerek yok. Yani görsel olarak trafikte herhangi bir trafik şeyine ihtiyaç yok. İşaretlemene de ihtiyaç yok. Çünkü arabalar birbirleriyle konuşacak. Ondan sonra bütün sistem birbirleriyle şey yapıyor olacak. Yani hem daha güvenli ondan sonra hem de trafik sorununu ortadan kaldırıyor. Yani akıllı şehirler, konuşan araçlar dediğimiz trendleri de izah eden bir boyut. Bir tanesi bu. Yani ve bu bugün konuşuyoruz ve işte test arabalarını görüyoruz. Google'ın, Uber'in, işte diğer BMW'den şeye kadar hepsi çalışıyor üzerinde. Ama gelişi bir yıl içerisinde bütün arabaların bu tarafa geçmesi gerekecek ve öyle olacak. Yani elektrikli olacaklar ve sürücüsüz olacaklar. Sürücülü araba yapmak zaten lüks olacak. Araba sahibi olmak yani gereksiz bir şey hale gelecek. Çünkü sürmüyorsun, şey yapmıyorsun, tamam mı? Zaten seni götürüyor. Bütün araçlar böyle seni alıp istediğin yere götürebilecekler zaten. Ulaşımın kolaylaşacağı. Hani bu anlattığım şey fütüristik değil bu arada. Yani bugün Singapur'da deniliyor. Uber bu arada Amerika'da bir eyalette başladı şeyi. Sürücüsüz arabaya. Zaten Tesla'yı biliyoruz yapıyor. Google'u biliyoruz yapıyor. Yani binlerce saattir kazasız yapıyorlar. Bakıyoruz kazaların olduğu şey Google aracın. Hep insan faktörü var. Yani insan faktörünün kazaya sebep olma ihtimali çok daha yüksek oluyor. Yazılım bu şeyi çok daha iyi yapabilir. Yani o yüzden geleceği tahmin ettiğimiz an yani inanılmaz insanın böyle dahil olduğu şeylerin daha çok böyle yazılıma kayacağını görüyoruz. Bunlar da şeyi de yönlendiriyor sanıyorum. Yeni gelen girişimleri, projeler buna göre şekilleniyor. Aynen öyle. Hani baktığın zaman her şey keşfedilmiş deniyor ya. Her şey bitti. Tamam mı? Facebook yapıldı. İşte Microsoft yazılımı yaptı. İşte bilmem ne yaptı. Hayır. Aslında her birisi yepyeni fırsatlar getiriyor. Ve bu fırsatlar bir öncekinden daha büyük oluyor. Yani o baktığımız zaman eğer Microsoft, Yahoo her şeyi yapmış olsaydı Google çıkmazdı. Zaten biterdi yani, her şey orada. Yani Amazon her şeyi yapmış olsaydı diğer e-ticaretçiler çıkmazdı. Aslında her şeyin bir başındayız, başlangıcındayız da diyebiliriz bir taraftan. Yani evet. Baktığımızda ben şeyi birkaç aslında önereceğim belgesel de var. Elektriğin bulunuşu. Yani General Electric, ondan sonra işte Ford'un hikayesi, bunların belgeselleri inanılmaz her şeyi anlatıyor. Aynı yaşadığımız dönem bu o ilk arabaların yapılışından elektriğin çıkışına kadar AC'den DC'ye Tesla'nın hikayesinden ondan sonra Edison'un hikayesine kadar benzerleri o dönem içerisinde yaşanmış. Ve onlar başka bir çığır açmışlar. Yani bu endüstri devriminin gelmesi ondan sonra. Bu internet ve bugün yaşadığımız teknoloji devrimi bunu yaratıyor. Bir sonraki işte dördüncü dalga veya yeni bir dalga farklı bir şey yaratacak ve devasa şirketler çıkacak. General Electric, ondan sonra Ford bilmem ne o zaman çıkmış değil mi? Şimdi bak
baktığımızda aslında hiçbirisi top 10 şirkette değil Amerika'daki ya da Forbes'un 500 şirketinde değil. Çünkü onlar eski şirketler kaldı. Kendisini bu tarafa yeni şey yapamayanlar. Şimdi yeni jenerasyon şirketler Apple orada, Google orada, Microsoft orada. Yani bir anda her şey yayından başlıyor. Ve hani büyük şirketler aslında yeni çıkacak, işte Bill Gates'in de bir lafı var. Bir rakibimden değil, garajda çalışan iki tane çocuktan korkuyorum diyor. Çünkü bilmiyor ne yaptığını. Ve orada, o şeyi disrupt ediyor. Peki Burak, bu dönüşümlerin bir ortak özellikleri var sanıyorum. Hani bu yenilik veya yeni başlangıçları başlatan girişimlerin ne tür özellikleri ön planda? Çok önemli bir konu. Girişimlerin özelinde tek tek baktığımızda ortak özellikleri görmek mümkün. Ama esas konu aslında ekosistem. Yani hani tarlanın yapılmış olması. Şimdi Silikon Vadisi'nin dünyadaki her şehir, her ülke kopyalamak istiyor. Diyor ki Silikon Vadisi'nde ne var? Biz de aynısını bizim ülkeye getirelim, olsun değil mi? Yani işte orada binalar var, renkli şeyler var. Ondan sonra bütün büyük şirketler orada merkezlerini kurmuşlar. Finanslar orada. Benzerlerini yapmaya çalışıyorlar. Londra'da, Berlin'de falan. Her yerde bir Silikon Vadisi. Aynen. Silikon Vadisi'ni Silikon Vadisi yapan, aslında bu benim de şeyim değil, bütün herkesin de söylediği, düşünce yapısı sistemi. Birincisi o. İkincisi, dünyanın en yetenekli insanlarını düzgün bir ortamda bir arada toplamak. Yani bugün Silikon Vadisi'nin en büyük silahı H1-1, yani yurt dışından gelen şeylerin vizesi. Yüksek talented insanların vize vermeleri ve orada yaşama ihtiyaçları sağlamaları. O bugün yetenek kabiliyeti toplamak. Yeteneği toplamak. Evet. En önemli şey o. Çünkü hani bu bahsettiğimiz yeni devrimin yapı taşları insandan oluşuyor. Başka bir şey değil. Yani şeyler değil, teknolojik olarak cihazlar değil. Biz Türkiye'nin en iyi yazılımcılarını bir binaya koyalım, bir şey üretemeyiz. Teknoloji fabrikada üretilmiyor aslında. İnsanlarda ve kritik nokta insanlar. Ve insanlara yaşama ortamı düzgün, ondan sonra yüksek koşullarda, ondan sonra hayat seviyesine yüksek tutacak bir yer, ondan sonra ve düşünce aynı tip insanların bir arada bulunup ondan sonra rekabet ortamının ve düzgün insanca yaşamanın ortamını sağlamazsan, ondan sonra hiçbir şey üretemiyorsun. Bunun bütünü ekosistem diye tarif edin, değil yani, mi? Girişimcilik ekosistemi. Kısık ateşte yemek gibi 40 yıl yapman lazım. Tamam. Yani bunu yaparsan 40 yıl sonra çıktısını almaya başlıyorsun. Hani ben işte bu bütün yetenekli yazılımcıları bizim bir binada toplayalım Gebze'de, Bilişim Vadisi'nde. Ondan sonra buraya gelsinler, yazılım üretsinler. Türkiye'nin en iyi yazılım şeyi, parası neyse verelim dersen hiçbir şey çıkartamıyorsun. Çünkü insanlar yaşayabilecekleri, mutlu, huzurlu olabilecekleri yerlere gitmeye çalışıyorlar. Yani bütünlük önemli, süreklilik önemli diye düşünüyorum. Çok önemli. Biz onların sonuçlarına bakıyoruz. Diyoruz ki bu binayı çok güzel yapmışlar. Aynısını biz Türkiye'ye yapalım. O zaman binayla aslında şey... Hayır. Oradaki konu şu. İnsanların huzurlu, mutlu yaşamaları için şirketler düzgün ortamlar sağlıyorlar. Yani ve ailelerine, çocuklarına daha fazla vakit ayırmaları için daha düzgün ondan sonra ortam sağlamaya çalışıyorlar. Konu o. Yani konu yoksa binanın renkli olması değil. Yaşam kaçırdığımız işleksi bir bütün orada. Hayır, bütüne bakmak gerekiyor. Düşünce yapısını değiştirmek gerekiyor. Biz oradaki parçalara bakıyoruz, onları kopyalamaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bu da bunu yapmış. Bisikletlerle geliyorlarmış. Ofiste bisiklet de olsun. Bilmem ne de olsun. Onu baktığı zaman hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Yani bütünsel bir şey yapmıyor. Esas konu düşünce yapısı sistemi. Yani insanı öncelikle şey yapabilmek. Ondan sonra bütün yetenekleri bir tarafa toplayabilmek. Sanat, kültür, yaşam seviyesi, yani insanların birbirleriyle düzgünce konuşabilecekleri, trafikte birbirleriyle kavga edemeyecekleri bir sistemi oluşturduğu zaman herkes oraya 40 yıl boyunca gelmeye başlıyor. O zaman dünyanın en yetenekli adamlarını alıyorsun. En yetenekli adamlara kötü bir öğrenciyi koysan bile o da iyileşiyor. İyilik ortamına uyuyor. Aynen öyle. Şeye benzetiyorum. Hani iyi bir sınıfa kötü bir öğrenciyi koysan herif performansının en yükseğini gösteriyor. Kötü bir sınıfa iyi bir öğrenciyi koyarsan o da kötüleşiyor. Bir de sanırım geçen kırık camlar teorisiyle ilgili bir paylaşımım vardı senin. Aynen öyle. Dolayısıyla o iyilik ortamını, pozitif ortamı hep oluşturup tutmak gerekecek. Çok doğru. Evet. Ve o ortamı sağlamak gerekiyor. Yani kırık camlar teorisi şunu diyor. Terk edilmiş bir binada diyor, bir tane cam kırılırsa diyor, o binanın vandalizm bütün şeylerini kırıyor diyor. Camlarını kırıyor çünkü. Bir tane yanlış bir şeye şey yapıldı, herkes onun
şey var. Ama sürekli tamir ediliyor. Evet. Eğer hiçbir camı kırılmazsa kimse o camları kırmıyor terk edilmiş binada. Bu çok önemli. O yüzden mesela hani bir ekosistem oluştururken bütün detayları, teknik o şeyleri düzgün şekilde inşa etmek gerekiyor. Ve bunun üzerine bir bina etmek gerekiyor. Her şey düşünce yapısı sistemiyle ilgili. Yani bunu sadece ben değil, Silikon Vadisi'ni oluşturan bütün ekosistem oyuncuları bunu anlatıyor. Diyor ki kendi ülkenizde de aslında bunu yapabilirsiniz. Silikon Vadisi bir fiziksel yerin ada değil. Aynı düşünce yapısındaki insanların bir yere toplanmışı veya artık toplamamıza gerek yok. İnternette de bu şeyi yapabilir. Bu konuya devam edeceğiz. Düşünce Vadisi çok önemli. Ekosistemi aradan sonra konuşacağız. Tekrar birlikteyiz. Girişimcilik ekosistemini konuşuyoruz. Kıymetli konuğum sevgili Burak Büyükdemir bizlerle. Bu girişimcilik ekosisteminin kuruluşuna hani 2008 itibariyle dedin adım adım örülen bir yapı var ve burada önemli bir rol üstlendin diye düşünüyorum. Girişimci yatırımcı buluşmalarıyla sonrasında E-Tohum ve şimdi de Startup Turkey, Startup İstanbul'la birlikte. E-Tohum nasıl gelişti bu dönem içerisinde? Katkısı nedir? Şöyle, E-Tohum aslında kurulmadan 2 sene önce İTÜ'de yüksek lisans ders verirken öğrencilerin sömestr boyunca bir fikri yıl sonuna kadar yatırımcılara sunum hale getirmesini istiyordum. Ve aslında ders bunun üzerine kuruluydu. Yani e-business ve e-commerce dersinde öğrenciler bir fikri sömestr başında alıyorlar, kendileri seçiyorlar, sunacaklar. Ondan sonra ve yıl sonuna kadar da bir iş planı haline gelip sunum yapıyorlar. Sunuma da gerçekten bugünkü melek yatırımcıları çağırıyordum. O dönem için çoğu yatırım yapmamıştım ama gerçek hani iş adamları yatırımcı. Aynen öyle. Evet. Onlar cevap soruyorlardı. Ve bunun üzerine kuruluydu. Bu aslında çok iyi çalıştı. Yani ders seçimlik olmasına rağmen çok kişi ders seçmeye başladı. Çünkü eğlenceli bir ders haline geldi. Gerçek hayata çok yakın oldu. Ve biz bunu İTÜ İşletme Mühendisliği kulübüyle, öğrencilerle bir yarışma haline getirdik. E-Fikrim yarışması. Dedik ki fikri gelsinler, hani ilk şeye anlatsınlar. Burada çok büyük bir talep oldu. Yani yarışmada. O zaman anladım ki burada bir büyük bir açık var. Ama bu yarışma sadece bize katma değeri çok düşük geliyor. Yani demek istediğim şu, yarışmada birinci, ikinci, üçüncü olana hediye veriyorsun, eyvallah diyorsun, sonra bir daha görüşmüyorsun. Oysa ki onların ondan sonra bize ihtiyacı var. Yani hani birinci, ikinci, üçüncü olduktan sonra veya seçildikten sonra bizim onlara destek olmamıza ihtiyaç var. Mesela yani bu yarışmada çok E-Fikrim yarışmasında hala görüştüğümüz girişimciler çıktı. Nurettin mesela oradan çıkmıştır. Orada da sunum yapmıştır. Birkaç tane girişimci daha var orada da sunum yapan. Bunu bir hızlandırma programına evirdik. Yani baktığın zaman ve hızlandırma programları Amerika'da çok daha yeni başlamıştı. Yani işin başındaydı. 2006-2007 evet. İlk dönem. Yani Y Combinator'ın evet. Çıkışı, Techstars'ların çıkışı falan filan oraya. Ben de onları okuyordum. Dedim ki bunun benzerini yapalım. Yani Türkiye'ye uyarlayalım bunu. Evet. Yani çünkü aynı yapı yok. Oradaki sermaye yapısı, yatırım şeyi bizimle karşılaştırılabilir yapıda değil. Daha yüksek. Bizim öyle bir hani fon yapımız yok ama yatırımcıları birleştirelim. Onlara yatırım yapsın. Küçük paralar verelim. Ondan sonra daha sosyalleşebilecek evet, network şey ortamı da var. E-Fikrim E-Tohum'a çevrildi. Ve hani bizim ilk kampımız aslında girişimci kampı daha sonra Startup Turkey oldu. Çünkü bizim hani en sonunda yaptığımız bu kamp çalışmasına girişimciler geliyordu işte biz mentorlarla, yatırımcılarla vesaire 2-3 haftalık süren bir kamptı. Ve ilkini İstanbul'da yapmıştık. Daha sonra Antalya'da yaptık. Antalya'daki kampa Türkiye'nin önde gelen girişimcileri, yatırımcıları geldi. İlk hatta şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ali Sabancı da oradaydı. Ondan sonra biz hani 2-3 gün boyunca 50 kişilik bir ekiple gitmiştik. Yani 50-60 kişi geçmez. Hatta geçenlerde ilk kamp yaptığımız odaya girdim. Küçücük bir odaymış. Benim kafamda koskoca bir oda var. Ondan sonra fakat çok eğlenceli geçti o kamp. Çünkü Türkiye'nin internet teknoloji öncüleri 3 gün boyunca Antalya'da kahvaltı yedik, öğle yemeği yedik, hani havada güzeldi falan filan. Girişimciler orada sunum yaptı, biz onlara mentorluk yaptık falan. Çok güzel geçti. Dedik gelecek sene tekrar gelelim.
Gelecek sene 100 kişi oldu. Ama gene davetlileri hani şey yapıyoruz ki hani girişimciler vesaireler. Aa, herkes çok hoşuna gidiyor. Yani çünkü internet sektörü yılda bir buluşuyor. Ve bir anda tabii ilgi daha da artmaya başladı. Startup Turkey bu sene biz 8.sini yaptık. 700-800 kişi davetli olarak geldi oraya. Bu sefer bir oteli kapatıyoruz. Yani oteli 3 gün boyunca full kapatıyoruz. Ondan sonra ve bütün yatırımcılar ve girişimciler orada oluyorlar. Startup Turkey çok iyi gidiyordu ama şöyle bir sıkıntısı var Antalya'nın. Şubat'ta yapıyoruz, Antalya'da yapıyoruz. Uçak gerekiyor, iki kere şey yapmak gerekiyor. Hani Amerika'dan bir konuşmacı davet ediyoruz. Hani şu anda direkt uçuşlar var San Francisco'da ama 3 defa aktarma gerekiyor falan filan. Böyle hani şey var. Ama İstanbul bunun için bir hub. Yani sadece Türkiye'den değil birçok bölgedeki girişimciler de gelmeye başladılar. Dedik ki Startup İstanbul yapalım 4 sene öncesinde. Bu Startup İstanbul Startup Türkiye'den farklı olsun. Bir konferans olsun ondan sonra ve konuşmacılar var. Konuşmacılar var. Mentörleri çağıralım. Var. Daha fazla mentor çağıralım. Ondan sonra ilk sene gene 300 kişilik bir etkinlik yaptık ama bir sonraki sene 1000 kişi oldu bu. Lütfü Kırdar'da yapmıştık ilk geçen 2 sene. Bu sene Volkswagen Arena'da yapacağız. Çünkü o kadar çok başvuru almaya başladık ki biz ilk başvuru, yabancı başvuru geldiğinde niçin bize başvuruyorlar diye soruyorduk. Yani tamam biz çok iyi bir şey yapıyoruz, katma ders alıyoruz Türkiye ama bu gelişmekte olan ülkelerde yani başvuru yapan ülkelerde de aynı sorunun olduğunu gördük. Orada yani, İstanbul'un cazibesi nedir? İstanbul bir kere yani bütün bu yaşadığımız üzüntü verici olaylara rağmen sadece bölgenin de dünyanın çok önemli çekim merkezlerinden bir tanesi. Bu hayat bilgisi dersinden beri okuduğumuz jeopolitik önem, kültürel, tarihsel. Yani hani biz tabii ben şimdi sen de işin içerisinde İstanbul'u biz aşığı seviyoruz. Çünkü burada doğduk, burada şey yaptık. Hani ama öyle değil. Yani İstanbul gerçekten birçok şehre baktığı zaman çok daha güzel. Yani tarihsel dokusu, insan, kültürü, yaşamı, yemeği, her şeyle beraber karşılaştırılabilecek bir şekilde değil. Şimdi San Francisco'ya da gidiyoruz. Orayı da seviyoruz. Orayı bir imam yapıyor. Ama Boğaz'da yediğin yemek de yani ikisi arasında karşılaştırılabilir değil. Yani girişimcilik için de bölgesel merkez aynen konumu öyle. Da. Şimdi girişimciler bir, şimdi Pakistan'daki, Sri Lanka'daki, Kenya'daki, Nijerya'daki bütün bu girişimcilerin kendi ülkesindeki sorunu çok daha büyük. Biz daha onların biraz daha önündeyiz. Yani İran'dan biz yani oradaki girişimcilerin birçok sorunu var. Buraya gelebiliyorlar. Ondan sonra örnek veriyorum Ürdün'de hani veya Lübnan'da girişimci İstanbul'a baktığı İstanbul onun için cennet. Yani baktığımız zaman bunun değerini çok iyi bilelim. Tüm bu yaşadığımız durumlara rağmen biz 135 ülkeden 25 bin tane girişimci başvurusu aldık. Şu an Startup İstanbul'un %99'u dışarıdan geldi başvurular. Şöyle evet Türkiye'den de başvuru aldık. Evet. Türkiye'de de gerçekten Entom'la beraber birçok girişimciye ulaşıyoruz ama %99'u yurt dışından geldi. 135 ülkeden geldi. Yani zaten hani baktığımız zaman neredeyse tüm dünyada 200'e yakın ülke var Birleşmiş Milletler'e. 135 ülkeden İstanbul, Startup İstanbul için başvuru almak çok önemli. Biz 6 aydır neredeyse 4000 tanesiyle Skype call'u yaptık. Görüşmeler. İşte ondan sonra ve seçtik bunları. İlk 100 tanesini buraya davet ediyoruz. 6-7'sinde de hem San Francisco'dan hem Avrupa'dan hem Türkiye'den mentorları birleştiriyoruz. 2 gün tabii yeterli olmuyor ama girişimcilere destek oluyoruz. Hem sunum yapma kapasiteleri hem de iş planları konusunda destek oluyoruz. Sonra 6-7 Ekim 6-7 Ekim'de İstanbul'un hani izleyicilerimiz için özellikle vurgulamak istiyorum. Hani Volkswagen Arena'da etkinliği var. Evet. Çok yakın bir zaman içerisinde. Doğru. Gerçekten bu ilgiyi gördükten sonra biz hani bir yer arayışına da girdik. Volkswagen Arena çok büyük bir yer. Ondan sonra ilk mentorluk şeylerimizi de İTÜ Arı Teknokent'te yapacağız. Yani İTÜ'de yapacağız. İTÜ'de bizim ana sponsorlarımızdan bir tanesi. Diğer şeyimizde TEB Özel Bankacılık. Onlar uzun süredir destek veriyorlar. Girişimcilere 6-7'sine mentorluk vereceğiz. İnanılmaz konuşmacılar geliyor. Twitter'dan, ondan sonra Facebook'tan, Y Combinator'dan, Anderson Horowitz gibi dünyanın en önemli yatırımcı networklerinden o kadar çok yani bu İstanbul'a ve Türkiye'ye olan ilgiyi görüyoruz ki birincisi hani gerçekten Türkiye büyük bir pazar. İkincisi de bu birleştirme özelliğimiz var. Yani hani gerçekten İstanbul bir hub. Bizim bir havalimanına ihtiyacımızın olmasının tartışılır bir yanı yok. Yani gerçekten dünyanın en büyük havalimanına ihtiyacımız olduğumuz bu hub'ı şey daha da kuvvetlendirmemize bence hiç tartışılır bir yanı yok. Daha fazla şeye ihtiyacımız var. Ve
yatırımcıları da buraya çekiyoruz. Yani bu 135 ülkeden girişimciyi yapıyoruz, yatırımcıyı da çekiyoruz. Burası bir birleşme noktası oluyor. Şimdi bu birleşme noktası iyi bir başlangıç ama yeterli değil İstanbul'u bir hub yapabilmek için. Daha fazla şeye ihtiyacımız var. Startup vizesi çıkarmamız lazım. Yetenekli insanları buraya çekebilmemiz lazım. Yetenekli insanların burada kolaylıkla yaşayabilmesini sağlamak lazım. Oturma ve çalışma izni vermek lazım. Bugün yabancı birisinin Türkiye'de oturma ve çalışma izni alması mümkün değil. O kadar zor ki. İnanılmaz. Yani sürecin kolaylaştırılması lazım. Sürecin kolaylaştırılması evet. gerekiyor. Yani özellikle yetenekli ve startupları, yani yetenekli insanlar için. Bunu bütün Avrupa ülkeleri yapıyor. Kanada'dan Berlin'e, ondan sonra Londra'ya kadar yetenekli insanları oraya çekebilmek için hem vizeyi hem oturma izni hem çalışma izni kolaylaştırıyorlar. Bizim de bu süreci oluşturmamız lazım. Yoksa biz sadece, tabii ki Türkiye'de çok iyi yazılımcılar var. Ondan sonra Türkiye'nin yazılımcıları gerçekten iyi. Ama dünyadaki bu şeye baktığımız, rekabet ortamına baktığımız zaman yeterli değil. Bizim daha fazla yurt dışına kaynak çekiyor olmamız lazım. Bu da insan kaynağını çekiyor olmamız lazım. Burada hem çalışma hem şirket kurma, bunlar ekonominin temeli. Şirket kurmalarını kolaylaştırmamız, oturmalarını kolaylaştırmamız, çalışma izinlerini kolaylaştırmamız ve bunu bir süreç halinde yapıyor olmamız lazım. Konferans bunun başlangıcı. Konferansa biz bugün çekiyoruz ama bugün Dışişleri Bakanlığı bize çok yardımcı oldu. Birçok ülkeden Türkiye'ye vize almada sorun yaşadıklarını gördük. Yani Afrika ülkelerinin çoğunda mesela bir kısım girişimciler, çünkü gerçekten eminim ki sebebin de arkada gerçekten bir şeye dayanıyordur. Vize almakları zorlanıyorlar. Oysa ki bunlar girişimci. Yani hani şey değil. Bir aynısı girişimci vizesi kavramı da vardı sanıyorum. Değil doğru. Hani, birçok hani ülke bunu konuşuluyor bu ciddi anlamda. İtalya'dan evet. ondan sonra şeye kadar Kuzey Avrupa ülkelerine kadar girişimciler için özel böyle şeyler yapıyorlar. Bu bir akreditasyon gibi. O zaman evet. daha kolaylaşıyor süreç. Evet. Aynen öyle. Green Card'da olduğu gibi Amerika'da özellikle bu yetenekli insanlara daha kolaylıkla bir vize şekli veriyorlar. Aynısını Almanya çıkarttı. Aynısını Avrupa Birliği'nin birçok ülkesi bunu şey yapıyor. Kuzey Avrupa ülkeleri özellikle bunu çekebilmek için onu yapıyorlar. Bizim henüz böyle bir şeyimiz yok. Birkaç tane haberi ve şeyi ben de okudum. Turkuaz kart gibi bir kartın evet, gelmesi. Sonra, ama bir şu an dışarıdan yeteneklerin de gelmesine yönelik de evet, çalışmalar var. Yetenekleri bizim buraya evet. çekmemizin yanı sıra burada yaşamalarını da kolaylaştırmamız lazım. Türkiye yani İstanbul İngilizcenin konuşulduğu bir yer değil. Ortak dilin maalesef hani birçok ülkeden gelince İngilizce olması lazım. Onun girişimciler şeyinde kolaylaştırılması gerekiyor. Yani yaşam şartlarını kolaylaştıracak önceden o tarlayı sürmemiz lazım. Tarlayı toprağa ekilir hale getirmemiz lazım. Bence hani devletin en büyük yapacağı şey katkı buradaki araziyi ortamı oluşturmak. Ondan sonrası zaten bu yetenekli insanlar yani beklentinin çok üzerinde şeyler yapacaklar. Startup İstanbul bunun işte başlangıcı. Yani biz bunu minimum viable product yani küçük bir ürün ve yapılabiliyor. Yani biz bunu gördük 4 senedir. Geçen sene çünkü bizim finallerimizde 15 tane girişim kaldı. Bunları da mentorlar ve şeyler seçiyorlar belli bir sıralamada. Kenya'dan Endonezya'ya, İran'dan, ondan sonra Pakistan'a kadar farklı ülkelerden girişimciler finalde yarıştılar. Ve Startup İstanbul'da yarıştılar. Amerikalı, Avrupalı yatırımcılar onlara yatırım yaptı. Şimdi konferans çok güzel ama ekonomik katma değeri biz ülkemizde tutmak istiyorsak. Şimdi Amerika'da yatırımcı, Endonezya'da girişimciyi burada gördü, yatırım yaptı. Şey Amerika'ya gitti. Burada kalması. Burada kalmadı. Evet. Ne oldu? Endonezya'da girişimci Amerikan şirketi haline geldi. Onun vergi mükellefi haline geldi. Tamam biz buradaki ortamı sağlıyoruz ama bu suyun akmadan bunu tutmamız da lazım. Eğer bunu yapmazsak uzun vadede biz buradaki katma değeri başka ülkelere kaptıracağız. Esas bizim anlatmaya çalıştığımız şey bu. Ve bu paylaştığın deneyim de çok güzel aslında bir girişimcilik süreci de hani bir ihtiyaçtan doğmuş bir e-fikir, sonra e-tohuma dönüşmüş, sonra Startup İstanbul ve bu iyi bir yol almış. Devamının da nereye doğru gideceğiyle ilgili beklentiler de önemli. Ve bence bu yani senin de demin bahsettiğin gibi girişimcilik ekonominin temeli, Türkiye'yi değiştirecek uzun vadede bizi başka gelişmekte olan ülkelerin ligine sokacak şey.
teknolojik ve internet altyapısındaki bütün şeyin, bütün sektörlere dağılması, buradaki inovasyonu ve girişimcilik seviyesini arttırmamız, katma değerli. Aksi takdirde biz 20 sene sonra aramızdaki uçurum çok daha farklılaşacak. Yani onlar 3D yemek yaparken hani biz o teknolojiyi alan ülke durumuna geçeceğiz. Ondan sonra uzaya gidip gelirken biz o teknolojiye bakan duruma geçeceğiz. Eğer o aradaki şeyin boşluğun kapanması, yani açılmasını istemiyorsak, bizim sadece Türkiye'deki girişimcilere değil bu ekosistemi oluşturacak yatırımları yapıyor olmamız lazım. Aksi takdirde dediğim gibi rakip ülkeler bunu yapıyorlar. Ekosistemlerini oluşturuyorlar. Londra'ya insan çekmeye çalışıyorlar. Londra inanılmaz pahalı bir yer. İstanbul gibi bir, hani orası da tabii kendi güzellikleri var ama İstanbul gibi bir şey değil, çekim merkezi değil. Elimizde böyle bir kaynak varken bunu çok aktif kullanmamız lazım. Türkiye yurt dışındaki bu özellikle son 3 aydaki negatif medya PR'ına rağmen bu kadar girişimciyi Türkiye'ye çekebiliyorsa yani bizim bunun üzerine odaklanmamız gerekiyor. Yatırımcı da hala buraya geliyor. Yani eminim ki hani bu etkinlik pek çok yeni başlangıçlara da sebep ve ortam oluşturacak. Son sözünü ve tavsiyelerin aslında etkinlik odaklı ben genç ve girişimciler için almak istesem. Hani etkinlik sadece bir konferans veya konuşmacı dinlemek değil, değil mi? Hani baktığınızda değeri nerededir orada? İsmail çok iyi bir noktaya temas ettin. Aslında biz de birçok etkinliğe katılıyoruz. Ondan sonra ben de kişisel olarak gidiyorum. Ya bir etkinliğe katılmak tabii böyle popüler. Gazetede okuyorsun işte internet sitesinde. Aa ben de gideyim diyorsun. Öyle elini kolunu sallayarak gidersen çıktı alamıyorsun. Yani sonuç alamıyorsun hiçbir şeyden. Dinliyorsun, geliyorsun. Tamam belki bir şeyden ilham alıyorsun, birisinden bir şey öğreniyorsun ama onu YouTube'dan da yapabilirsin. Yani TED konferansını dinle. Uzaktan da görme şansın var. Hiçbir farkı yok. Hatta daha da odaklanabilirsin. Yani çünkü konferans alanında seni şey yapan birçok faktör var. Konferansa, şeylere, expo'lara, ondan sonra diğer bütün şey fuarlara giderken çalışmak lazım. Yani oradaki benim niçin gidiyorum? Çıktım ne olacak? Tamam mı? Kimle tanışacağım? Toplantı yapacağım mı? Yani o konferanstan geldikten sonra benim işime, kendime ne katkısı olacak? Bunu gitmeden önce böyle dersi çalışır gibi çalışıp ondan sonra toplantılarını alıp, hedefli toplantılarını alıp orada yapmak lazım. Hatta toplantı sonrasında, konferans sonrasında onları takip etmek gerekir. Yoksa yani tanıştığın adama bir daha hani merhaba diyorsun, kartını aldın, bir daha da görüşmüyorsun. Onun vakti, ömrü bir hafta sonra seni unutur. Yani yaşam o kadar hızlandı ki hatırlamıyorsun. Yani o kart viziti aldıktan sonra takip etmen lazım. Yani follow up'ını yapman lazım. Yani o şeyini bir haftalık, aylık ben bunu yaptım, şunu yaptım. Tekrar şey güncelleyelim, ondan sonra şey yapalım. O takip çok önemli. Yani konferans sadece gidip katılıp çıkabileceğim yer değil. Öncesinde hazırlık, sonrasında da takibi gerektiren böyle bayağı bir şey. O yüzden yılda katılabileceğin etkinlik sayısı belli. Seçmek lazım. İyi olanlara gitmek lazım. Yani seninle ilgili olana gitmek lazım. İlla ki büyük olana gitmene gerek yok. Belki 300 kişilik toplantıya gittiğinde o sana faydası çok daha büyük olabilir. Yani bütün biz dünyadaki etkinlikleri yakından takip ediyoruz. Biz de ilk sene çoğuna gitmeye çalıştık ve görmek istedik yani aslında teknik olarak. Fakat şu anda daha çok seçici davranmaya çalışıyoruz. Ben de bütün dünyadaki ülkedeki konferanslara gitmek istiyorum ama çok mümkün yani iki tane sebebi var. Bir maddi olarak kısıtlım var, bir de zaman olarak kısıtlım var. Yani bir sermaye. Çıktısını evet. Ona göre şey yapman lazım. O yüzden girişimcinin tabii ki popüler olanları takip etmek çok kolay çünkü en çok önümüze o geliyor. Ama çalışması lazım. Çalışması yani. Doğru yerde de hazır olması gerekir. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben çok teşekkür ederim. Hani seninle sohbet etmek çok keyifli ve ümit ederim ikinci kitap da gelir. Çünkü paylaşacağın o kadar çok deneyim var ki girişimci ekosistemine katkının ötesinde. İlk programı seninle açmak da ayrı bir keyifti. Burada olduğun için teşekkür etmek istiyorum. İsmail ben çok teşekkür ederim davet ettiğin ve ilk programa davet ettiğin için. Çok güzel bir sohbet oldu bugün. Ben izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. 6-7 Ekim Startup İstanbul iyi bir fırsat. Hem o etkinlik içerisinde uluslararası gelen katılımcılarla bir arada olmak hem de deneyimlerinizi, network'ünüzü geliştirmek için. Belki de fark etmişsinizdir. Hani stüdyo ortamında değiliz. Bir de e-ofise ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu sezona başlarken bu sefer dedik ki ekosistemin içinde biz de olalım. Stüdyoda değil, bir ofis ortamında programlarımızı çekelim. Bu vesileyle e-ofise de teşekkür etmek istiyorum. Bizim ev sahibimiz bu sezon.
İlk programımıza başladık. Diğer programlarımızı da heyecanla sizlere aktarmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Görüşmek üzere. Stratejik işlerinizin bol olduğu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.